Bugün nelerden bahsedeceğiz? Sanıyorum kitaplardan ve yazma sürecinden bahsedeceğiz. Özellikle kendi yazma sürecimden ya da serüvenimden diyebilirim. Çok güzel. Konuğumuz eğitimci yazar Erinç Büyük Aşık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? 1975 doğumluyum. Öğretmenim. Eğitimcilik sürecim dışında aynı zamanda yazmaya, öykü ve en sonunda işte ilk roman denememle birlikte, ilk roman çalışmamla birlikte roman türünde ürünler vermeye ya da eserler vermeye devam ediyorum. Çok güzel, harika. Hem eğitimci hem de öykü ve roman yazarısınız. Bu da sizin yönlü bir insan olduğunuzu gösteriyor. Kitaplarınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Önünüzde de var kitaplarınız. Bugüne kadar sanıyorum sayısı 7'yi bulan kitaplarım var. Şu an Liman Yayın Evi etiketiyle basılmış olan toplam 5 kitaptan söz edebilirim. Bunlardan evet. Birisi Hep Uzak, ikinci baskısını yaptı. Öykü kitabım. Aslında bununla başlıyor biraz yolculuk diyelim. Sonrasında 2022 yılı içerisinde Dehlizler ve Rüyalar, Sınırlar Kapalı gibi iki yeni öykü dosyam ortaya çıktı. Tabii bu arada da işte Gogol'un Paltosu isimli bir inceleme kitabım yayınlandı. Yine aynı yayın evi tarafından. Son olarak da Murat Kağan'ın Çoğul Tarihi adlı romanım ortaya çıktı. Harika. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz ve kitaplarınızın fazla sayıda okuyucuyla buluşmasını temenni Umudumuz ediyoruz. Var. Evet. Peki yazma sürecinizi paylaşır mısınız? Ne zamanlar yazarsınız? Gün içinde notlar alır mısınız? Bu not alma alışkanlığım var benim de. Birçok yazarda olduğu gibi not alma alışkanlığı var bende de ama aslında ben galiba biriktirerek yazanlardanım. Bu zihnimde oluşan birçok süreç var ve farklı küçük öyküler haline getirip, özellikle küçük notlar haline getirip ondan sonra onları taslaktan ana metne dönüştürmeye çalışıyorum. Yani bu anlamda taslakla cebelleşen, taslakla uğraşan, taslağı biraz daha yalınlaştırmaya ve son haline getirmeye çalışan bir çalışma şeklim var. Öyküleri de bu şekilde kaleme almaya çalışıyorum. Hatta roman da aslında farklı öykülerin bir araya gelip tek üst bir olay çerçevesinde birleşmesi gibi gerçekleşti. Yani ben öykücülükten romana geçmiş bir durumdayım aslında. Öykü üzerinde biraz daha fazla kafa yorarak yola çıktım. Peki kafanızda kurguyu bitirip mi yazarsınız yoksa yazarken gidişata göre mi kurguyu oluşturursunuz? Aslında ana gövdeyi oluşturuyorum. Üst çatıyı oluşturuyorum. O üst çatıyı oluşturduktan sonra kafanızda bitiyor, yazması kalıyor. İnce ayrıntılara evet. Geçiş yapıyorum. Çünkü o yolculuğun nereye gideceğini bilmek de gerekiyor. Yoksa evet. Beklentinizin dışında, isteminizin dışında başka mecralara kayabilir o metin. O metnin biraz sınırlarını da çizmek gerekiyor. Kesinlikle. Ama tabii bu bir stil meselesi birazcık da. Elbette. Kimileri, ya da teknik meselesi diyebiliriz. Evet, yani kimileri de tam kafasında şekillendirmeden başlar hikayeye veyahut da gerçek hayattan alınıyorsa hayatın gidişatına göre şekillendirir. Peki Dehlizler ve Rüyalar kitabınızda hayatlar, yorulan ve sıkışan, boğulan sokaklar, erkekler, kadınlar gibi ifadeler var. Bunları açıklar mısınız? Aslında şöyle açıklayabilirim. Sıkışmış insanların portreleri vardır benim öykülerimde. Bu sıkışmışlık hali farklı çeperlerde insanların, yoksul mahallelerden tutun orta sınıf sıkışmışlığına kadar, büyük kentlerdeki sıkışmışlıklara kadar, taşradaki sıkışmışlıklara kadar birçok noktada gerçekleşiyor. Özellikle kadınlık halleri, kadınların iç sıkıntıları, travmaları, toplumsal gerilimleri, bireysel gerilimleri hepsi var. Zaten hani Türkiye açıkçası bu açıdan bakıldığında kadınların daha sıkıştığı bir coğrafya. Kadın cinayetlerinden tutun da birçok meselenin üst üste her gün haber ekranlarda, haberlerde işittiğimiz hikayeler olduğunu da görebiliriz. Bu anlamda ben kadının meselesine, kadınların
duyarlılığı ya da kadınların kimliği meselesine, o cinsiyet kimlikleri meselesine önem veriyorum. O ötekilik, toplumda ötekileştirilmiş insan profillerine de yer vermeye çalışıyorum. Maalesef erkek hegemonyası altında yaşayan bir dilin, toplum. O eril dilin, o erkek egemen dilin yorduğu insanlar, çeperlerde kalmış insanlar, bıkkınlık yaşamış insanlar, ezilen insanlar. Bu bir değersizleştirme var kadınlar elbette, için. Elbette. Yani 40 yaşından sonra kadının hayatı bitmiştir. Kadın çirkinleşir, kadın çalışamaz, iş hayatı da bitmelidir, köşesine çekilmelidir gibi düşünenler var. Anneliğe sıkıştırılmış yani kadın figürü. Birincil görevi çocuk doğurmak, ev temizliği yapmak. Yani özgürlüğünü senin kaptırmış ya da özgürleşememiş maalesef bir kadının meselesi. Evet, yani kadınların misyonunun o olduğunu düşünen insanlar var ki çoğunluk böyle. Ne yazık ki. Halbuki cinsiyet farkı olmamalı. Yani erkeklerin yaptığı işleri kadınlar da yapabilir. Yani hatta ne kadar aktif olursa kadınlar iş hayatında o kadar iyi ülke geleceği açısından. Elbette. Aynı zamanda bir erkek yazar olabilirim ama kadının iç sesini verebilen bir erkek yazar olmayı, o empatiyi de geliştirmeyi önemli de çalışıyorum. Tabii. Bu anlamda zaten kadın romancıların sesi. Kadın romancıların iyi bir okuyucusuyum. Yani Türk Edebiyatı'nda birçok kadın romancının, Tomris Uyar'dan, Nermin Yıldırım'a kadar, Firuzan'a kadar birçok yazarı o hassasiyette okumaya ve anlamaya çalışan biriyim diyeyim, bir okurum diyebilirim. Çok önemli, kesinlikle. Onların gözünden görmek, o da bir vizyon katıyor insana. Peki göç ve göçmenlik olgusu hakkında görüşlerinizi rica edebilir miyim? Özellikle sınırlar kapalı, üst başlıkta tam da sözünü ettiğimiz o göç ve göçmenlik olgusunun en yoğun işlendiği öykü kitabım. Hatta iki ana öykü var burada. Kitabın başlığını oluşturan Sınırlar Kapalı da tam da birkaç yıl öncesinde televizyon ekranlarında gördüğümüz Yunanistan sınır kapısında bekleyen bir yığın göçmenin yaşadığı sancıyı biraz resmetmeye çalıştım. Büyük kentte yaşayan yoksul bir Suriyeli göçmenin hikayesi üzerinden. Biraz o tarafı anlamak istedim. Çünkü biz dışarıdan bakıyoruz. Orayı anlamaktan Tabii. çok uzağız. Genelde dışlayan, ötekileştiren ve onları sanki o üst başlıkta yabancı düşmanlığının sorunlu yaklaşım içerisinde öteki kılan hallerimiz var. Ya da bir başka öyküde de bir başka göçmen hali, bir kadının ülkesinden uzaklaşmak, ölüm tehditleri alan Fatma isimli bir kahramanın hikayesini anlatmaya çalıştım. Aslında birçok noktada tanıklıklar üzerinden ilerlemiş olduğumu da fark ediyorum bu arada. Ben şunu merak ediyorum. Orta Doğu'da yaşayan insanların bir kısmı bu göçmenler. Genellikle Batı'ya, Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Ekonomik nedenlerle gitmeye çalışıyor. Halbuki zengin Arap ülkeleri var. Yani kendi kültürlerine de daha uygun. Niye orayı tercih etmiyorlar acaba? Sanırım kahramanlarımda da benzer bir durum var. Çünkü mesele orada zenginlik yoksulluktan çok çok öte kimlikler açısından da özgürleşme isteği. Yani kendi ait olduğu coğrafyalarda ortam bireysel olarak o baskıyı hissetmeleri de ilgili bir sonuç. O şiddeti hissetmeleriyle ilgili bir sonuç. Bu şiddeti biz toplumsal şiddet, bireysel şiddet, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet birçok başlıkta ele alabiliyoruz. O ortamdan uzaklaşıp daha medeni bir ülkeye göç etme isteği. Görece daha özgür ülkelere diyelim. Görece daha özgür ülkeleri. Hani burada da kendi içinde sorunlu başlıklar da var ama görece daha özgür ülkeler diyelim. Böyle bir yolculuğa giriyorlar. Ki şiddet olgusu zaten çok güçlü bir etken. Savaşın mağdur olmaları da ayrı bir etken. Dramatik, trajik olaylar. Göç ve şiddet beraber işleyen bir mekanizma gibi aslında. Kesinlikle çok acı gerçekten. Peki biraz da Gogol'un paltosundan bahseder misiniz? Bu bir inceleme kitabı. Benim edebiyat öğretmenliğim üzerinden gelişen bir süreç oldu. Ve ben farklı dergilerde bugüne kadar İnceleme yazılarım, makalelerim de yayınlandı. Ya ben biraz daha o kuramsal, teorik okumaları da önemsiyorum. Çünkü yazmak biraz bilinçli bir eylem bence. Öyle canım sıkıldı yazıyorum diyebileceğimiz bir süreç değil. Yani geleneği bilmeden,
edebiyatın geçmişini bilmeden, Türk ve dünya edebiyatının tarihini bilmeden, köklerini bilmeden de yola çıkacağımız bir süreç değil. Bu anlamda böyle bir inceleme kitabı da kaleme almış oldum. Böylece şöyle diyebilirim, hani biyografimin, hani biyografi üst başlığında söylemek gerekirse, kitapları arasında böyle bir kitabın yer alması benim için de gurur verici oldu. Şahane, çok tebrikler. Peki Murat Kağan'ın Çoğul Tarihi romanınızdaki kahraman hakkında bilgi verir misiniz? Kitabı da gösterelim. Murat Kağan'ın Çoğul Tarihi benim uzunca bir süredir aslında roman yazmaya dair korkularımı da biraz yendiğim bir çalışma oldu. Öykü türsel olarak çok alıştığım bir türdü. Kısa metin yazmak, ama kısa metnin yoğunluğu da çok önemlidir. Şu açıdan önemlidir. Etkilidir. Yalınlaştırmanız gerekir, fazlalıkları atmanız gerekir. Roman ise daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyar. Ama bu ikisinin sentezi, bileşimi olabilecek bir şey yapmak gerekiyordu. Ve ben farklı bir roman, modern bir roman ortaya çıktı. Çünkü romanda farklı anlatı tekniklerini kullandım. Bugün bu modernist anlatı diyebileceğimiz tekniklerden yararlandığımı da söyleyebilirim. Tasvirlere çok da girmeden, ayrıntılı tasvirler değil, ama mesela işte şöyle pastiş, parodi gibi bazı teknikler var modernist romanda. Hiç beklenmedik bir anda bir haber metnini romanın içerisine yedirebilirsiniz. Evet. Ya da bir başka metne gönderme yapabilirsiniz. Tabii dikkat çekmek, değil mi? Etmek farklı bir kitaba veya paylaşıma. Anlatıcıyı farklılaştırabilirsiniz. Murat Kağan'ın Çoğul Tarihi de böyle bir noktada çıktı. Zaten kitabın başlığı da biraz aslında kahramanı bize ipucu olarak veriyor. Murat K. diye bir kahramanımız var. Joseph K. Kafka'nın Joseph K.'sını çağrıştırıyor. Hiçleşme, yok oluş, önemsizleşme, bunun karşısında kendi değerini arama çabası, taşralı olmak ama büyük şehirde beyaz yakalı olmak, ki bu bir aslında beyaz yakalı romanı, beyaz yakalılar romanı. Yani plazanın içindeki o göz ardı ettiğimiz insan profilinin de hikayelerini anlatıyor. Kentleri, yani kalabalık içinde yalnızlık da kesinlikle. Var. Kesinlikle. Bir de şimdi dünyayı düşünürsek bir birey ne koca dünyada aslında? Toplu yalnızlıklar yaşıyoruz aslında. Evet, değil mi? Murat Kağan'da bu anlamda şöyle bir şey var aslında, işte kahraman taşrayı unutmaya çalışan, taşralı geçmişi unutmaya çalışan, fakat bunu unutamayan ve yüzleşmesi gereken, bu taşradaki bir cinayetin üzerinden giden, aslında cinayet, intihar, biraz onu belirsiz bırakmayı tercih ettim. Bir yüzleşme romanı, Murat Kağan'ın Çoğul Tarihi. Türkiye coğrafyasından birçok kesiti de kendi içerisinde veren bir roman bu anlamda. Çok önemli, gerçekten hassas bir konu. Bir de romanınızda gizli bir kahraman var, Esma. Onun hakkında da bilgi verir misiniz? Esma şöyle bir özellik taşıyor. Esma aslında hep söze edilen ama ölümün neden gerçekleştiği belli olmayan, aslında katilleri nerede sorusunu sorduğumuz bir kahraman. Biraz Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık'ta bilinen bir cinayetin örtbas edilmesi gibi bir meseleye de biraz gönderme yapmış oldum. Şiddet olgusunu biraz da vurgulamak istedim. Burada şiddet çok daha güçlü bir etmen. Kafka'nın bir işte babama mektuplarda şeyi vardır. Şiddet kavramı doğrudan gösterilmek zorunda değildir. Hissettirilmesi bile yeterli bir şiddettir. Tabii ama burada sadistik bir yaklaşım. Burada kapalı toplumların, özellikle taşların o kapalı evreninde bir genç kızın aslında yok oluşunun arkasından Murat Kağan'ın bir hesaplaşması var. Bir hesaplaşma romanı diyebiliriz bu noktada. Esma'nın katilleri nerede sorusunu soruyor bu anlamda. Romanın başından sonuna kadar aslında bu soru hep var. Evet. Peki bundan sonra sizin hikayeniz nasıl gidecek? Roman mı, öykü mü daha çok ağır basıyor sizde? Öyküye devam ediyorum.
Hatta şöyle bir açıklama yapayım. Edebiyat kolektif olarak adlandırabileceğimiz bir yapı oluşturduk. 10 küsur arkadaşla oluşturduğumuz bir edebiyat üretimi, bir internet sitemiz var. Bir kolektif öykü kitabı çıkarmayı düşünüyoruz. Burada da yine benim kendi öykülerim de yer alacak. Aynı zamanda internet sitesinde de birbirimizin metinlerini yer vermeye ve teorik okumalar yapmaya, haftalık Zoom toplantıları yapmaya başlayacağız. Kendi aramızda bir kolektif oluşum inşa ettik. Ama benim aynı zamanda öykü yazma serüvenim dışında kafamda bir roman kurgusu var. Özellikle şöyle biraz daha kendime ait bir zaman dilimi bulduğumda taslak bir metin üzerinden yine Türkiye tarihinin özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan başlayarak bugüne yansıyan kesitlerini adeta o kuantum fiziği, zaman algımızdaki o kırılmalar bir kahraman çerçevesinde belirlemeye çalıştığım bir roman çatısı oluşturmayı düşünüyorum. Belki ikinci romanda 1-2 yıl içerisinde yayınlanmış olacak. Evet, bence zaman kavramı bir sonsuzluk içeriyor. Yani her türlü fiziksel şeyin bir sonu var. Hani mesela uzay sonsuz diyoruz ama onun da bir sonu var çünkü fiziki bir olay. Ama zaman sonsuz değil mi? Zaman sonsuz bir şekilde geçiyor. Biz içinden geçiyoruz o zamanı. Bir boyutuyla biz anları yaşıyoruz. Aslında o anların toplamında anlamları üretiyoruz. O hayatın anlamı dediğimiz şeyin kendisi bizim yüklediğimiz anlamlar. Yani biz diyoruz işte bir dakika, bir gün, bir yıl, hani onu biz kendimiz belirlemişiz anlara ama anlara büyük anlamlar yüklüyoruz belki de. Evet, yani aslında zaman sonsuz devam ediyor. Evet, kesinlikle. Değil mi? O açıdan kesinlikle düşünürse o da bana enteresan geliyor. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ya ben şöyle diyebilirim. Yazmak benim için bir tutku. Sait Faik'in söylediği gibi aslında. Yazmasam delirecektim diyor Sait Faik. Bu da doğru bir kılavuz benim için de. Bir şekilde dışa vurmak zorundayız. Bir şekilde ifade etmek zorundayız. Paylaşmak zorundayız. Elbette benim hani bir yazar olarak en çok dileğim evet okuruna sayıcı bir şekilde ulaşabilmek. Yazmaya devam edebilmek. Bu coğrafyada bir şekilde eğitimciliğim kadar yazma serüvenimi de sürdürmek istiyorum. Eğitimciliğimi de önemsiyorum ki benim asıl mesleğim öğretmenlik. Hani bu bir anlamda benim aslında eğitimciliğim dışında uğraş alanım diyebilirim. Edebiyata verdiğim değerden kaynaklı bir uğraş alanım. Bu şekilde süre gidecek gibi görünüyor. Okurla daha fazla buluşma dileğindeyim bakalım. Çok tebrik ediyoruz. Bugünkü konuğumuz eğitimci yazar Erinç Büyükaşık'tı. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sizin de davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica Katılmak ederiz. Keyifliydi. Çok memnun olduk. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.